arkadaşlar, hoş geldiniz. KPSS Tayfa, herkes hoş geldi, merhabalar. Tek uzan öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Sesim geliyor, hem de gümbür gümbür geliyor olması lazım arkadaşlar. Nasılsınız, nasıl keyifler? Merhabalar Elmas Hocam, Duygu Hocam, Mülkiye Hocam, Sezgi Hocam, Tuğba Hocam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Tabii stres var Duygu Hocam. Oralara geleceğiz. Perin Hocam merhabalar, hoş geldin. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Sizi gördüm vallahi daha iyi oldum. Aynen öyle, koşturmalı, stresli. Geçiyor günler, az kaldı sınava. Bu seminerden sonra daha iyi olacağız inşallah. Merhabalar Onur Hocam, hoş geldin. Kimler var aramızda? Kısaca bir tanışalım, kaynaşalım istiyorum. Kimler nerelerden katılıyor? Hangi bölümlerden mezun? Hangi sınavlara girecek? Biraz bahsedin bakalım bana kendinizden. Sınıf öğretmenliği çok güzel. İşletme lisans. Aa, Kars Sibel Hocam, benim memleketim. Ben de Karslıyım. İzmir İlahiyat. Mülkiye Hocam, sen bizim kayıtlı öğrencimiz Mülkiye'sin değil mi? Geçen günlerde kaydını aldım. Ardahan da var. Ah çok güzel. Şey diyormuşum, Digor. Gerçekten Kars Digorluyum bu arada. Psikoloji, çocuk gelişimi. Van anestezi, din kültürü ve ahlak bilgisi. Çok güzel, hemşirelik. Türk Dili ve Edebiyatı, wow, öğretmenlerimiz yoğunlukta mı? Ama içimizde ön lisans öğrencilerimiz de var gibi görünüyor. Öğretmenlerimiz de var, ön lisans, odyometrist. Çok güzel, hemşirelik lisans, harika. Yani hepimizin sınavlarına arkadaşlar ortalama 2 ay, 3 ay, 3,5 ay falan gibi bir süre kaldı. Lisans mezunları şu an bir tık daha stresliler açıkçası. Çünkü onların sınavına artık 2 aydan daha da kısa bir süre kaldı. Ama merak etmeyin arkadaşlar, bugünler çok önemli. Lütfen stresinizin kurbanı olmayın. Son günlerde yapılan çalışmalar sizin kazanmanızı sağlayacak aslında. O yüzden kendimizi bir silkeleyeceğiz, toparlayacağız ve kaldığımız yer devam edeceğiz. Bugünkü seminerimizde de sizin için doğru ders çalışma yöntemi nedir? Bunun üzerinde duracağım. Ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözmeniz gerektiğinden, tekrar periyotlarınızı hangi aralığa göre, yani neye göre hazırlamanız gerektiğinden, çalışmalarınızdan bakalım verim alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Eğer alamıyorsak alabilmek için neler olmazsa olmaz, alamamamızın ardındaki sebeplerden ve en önemlisi de şu an artık son günlerdeyiz, son aylardayız. Öğrendiğiniz bilgileri hangi basamaklardan sonra artık soru çözümüne, yani soruya aktarabileceğinizden ve çok daha fazlasından bahsedeceğim arkadaşlarım. O yüzden herkes hazırsa, çayımızı, kahvemizi aldıysak ya da suyumuz da olabilir. Ben su içiyorum bu arada. Ve dikkatiniz bendeyse seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Birkaç soruyla başlayacağım. Öncelikle aklınızı karıştırmak istiyorum. Ders çalışırken dinlediğiniz bir playlistiniz var mı arkadaşlar? Herkesten yanıt istiyorum. Ders çalışırken müzik dinleyenler burada mı? Ders çalışırken müzik dinleyenler hem var hem yok. Bazen diyenler var. Hayır, müzik diye dinleyemiyorum diyenler var. Klasik müzik çok nadir dinliyorum diyenler var. Müzik dinleyemem hocam, ben çalışırken aşırı dağılırım diyenler var benim gibi. Tamam, geliyorum ikinci soruma o halde. Peki her ders için ne kadar not tutuyorsunuz arkadaşlar? Böyle çılgınlar gibi not 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 not, böyle evin her yeri not olanlardan mısınız? Yok hocam, ben zihnime yazdım, o bana yeter mi diyorsunuz? Kimler ne kadar not tutuyor? Not tutmayı sevmeyenlerdenim, kısa not tutanlardanım, hiç not tutmayanlardanım. Bakın verilen yanıtların farklılığına bakın.
Birazdan bunun üzerinden bilgi vereceğim. Kısa kısa anımsatıcı. Bilmediğim kısımları, gerekli olanları not tutuyorum. Notla çalışmayı seviyorum. Genel tekrar yapabilecek kadar. Not hiç tutmuyorum. Fazlaca not tutanlardanım. Yani hocam, Melike hocam, sen bu görseldeki gibisin, böyle notların içinde boğuluyorsun falan. Tamam, gelelim diğer sorumuza. Peki arkadaşlar, bugüne kadar yaptığınız çalışmalarda mola vermeden çalıştığınız süre ne, süre rekoru kaç dakika, kaç saatte? Var mı böyle bir rekorunuz? Hocam ben iddialıyım. Bir oturmuşum 5 saat kalkmamışım diyen var mı? Bakalım. 3 saat, 2'den falan, 6-7 saat. Wow Mine hocam. 7,5 saat. Duygu hocam ne diyorsun sen? Sadece ders dinledim en uzun. 5-6 saat, 5 ve üzeri. 4 saat matematik olunca sonra... E yani bir zahmet Pelin hocam. 4 saat iyi bile dayanmışsın. Yok, toplam değil. Bu şey, hiç kalkmadan, mola vermeden çalıştığın süre. 2-3 saat, 1 saat. Okey, çok güzel. Peki arkadaşlar, şimdi bu hileli sorularımdı. Yani burada aslında verdiğimiz yanıtlardan biraz birbirimizi hem tanıdık hem de ne kadar farklı farklı yanıtların gelebildiğini gördük ve ölçtük. Şimdi geliyorum gerçek sorulara. Asıl bizim için kalan sürenin verimli geçmesi için önemli olan sorularımı sormaya başlıyorum. Hazır mısınız? Nasıl ders çalışırsanız maksimum verim alabileceğinizi biliyor musunuz? Yani şu an bu seminerdeki onlarca öğrencim, hocam ben öyle bir yöntem buldum ki bu yöntem benim için verimli diyebiliyor mu? Yoksa hala arayışta ve hayır hocam ben bilmiyorum nasıl verim alınır mı diyoruz. Herkesten yanıt bekliyorum. Bakalım burada da farklı yanıtlar gelecek mi? Hayır, tam emin değilim, denemem gerekiyor. Hayır, bilmiyorum diyen var. Derse göre biliyorum ya da bilmiyorum diyenler var. Bilmiyorumdan çoğunlukta. Tamam, tut. Tut aklında. İkinci sorum geldi. Konuyu tam olarak öğrendikten sonra mı soru çözüyorsunuz arkadaşlar? Bir soru çözme şeyiniz var mı, basamağınız? Yani zihninizde şunu diyor musunuz? Aa, ben şu konuda şuraya geldim. Tamam, okey, artık soru çözebilirim mi? Yoksa hayır, daha bu bitmedi, bu bitsin. Yoksa asla soru çözemem mi? Neye göre mesela bir derste soru çözmeye kalkıyorsunuz? Konuyu öğrenmeden çözmem diyenler var. Konuyu tamamen bitirdikten sonra çözerim diyenler var. Üniteyi bitirdikten sonra o üniteye dair soru çözüyorum diyenler var. Konu çalışıp sonrasında aynı konunun sorularını çözüyorum. Konu bitince, genelde konu bitince, peki hiç aranızda konuları belirli partlara bölüp o ilk adımı tamamlayınca hadi soru çöz sonra devam et diyen yok mu? Var mı? Tamam, burada da yine ayrıştık. Evetler de var, hayırlar da var. Geliyorum üçüncü soruma. Peki bizim şu an arkadaşlar son iki ayda, lisans öğrencileri için söylüyorum. Aynı şey ön lisans öğrencileri için de geçerli. Şu an amacımız netleri kısa sürede arttırmak değil mi? Yani şu an artık kalan süre bu kadar azalmışken şey değil. Hani ay hocam dönem başındaki gibi rahat rahat konu çalışayım, onu da çalışayım, bunu da çalışayım değil. Şu an artık biraz daha netimi arttırmak. Amaç bu. Kısa sürede ne yapıp netimi arttırabilirim? Netlerinizi arttırmak için konu çalışıp soru çözmeniz sizce sadece yeterli mi? Yani eğer yeterliyse bunu yapan her öğrenci o konudaki netlerini arttırıyor mu? Yoksa farklı taktiklere de ihtiyaç var mı? Mantıken cevap verebilirsiniz. Doğrusu yanlışı yok bunun. Bu kişiden kişiye göre değişir. Yani şu an için evet Melek hocam, bildiğimiz konuları çalışmamız zaman kaybı, ama eğer bir konuyu hiç bilmiyorsak da mecbur çalışacağız. Çünkü o konuyu bilmeden tutup da soru çözemeyiz. Ben tamamen sizin taktiğinize göre ilerleyeceğim. Okey, doğru yoldasın Mine hocam. Şimdi geliyorum en önemli kısma. Bu üç soru arkadaşlar can alıcı üç soruydu. Bakın bu üç sorunun doğru yanıtları var. Aslında olması gerekenleri var ama bu doğrular kişiden kişiye göre değişiyor. Şimdi gelin bakalım birlikte bu üç gerçek sorunun
yanıtına bakalım. Ve bunu benim çok meşhur bir örneğim var. Ali ile Veli örneğim. Daha önce seminerlerime katılan öğrencilerim varsa eğer içinizde, bu örneği birkaç seminerimde kullandım, anımsayacaktır. Karşınızda Ali'miz ve Veli'miz, dünyalar güzeli iki çocuğumuz, iki öğrencimiz. Ali ve Veli'nin çok ortak noktaları var arkadaşlar. Ortak noktalarından biri aynı mahallede aynı yıl doğmuş olmaları. Aynı okulda, aynı sınıfta, aynı sürede eğitim almış olmaları. Aynı öğretmenlerden, aynı kitaplardan ders çalışmış olmaları. Ve üstelik Ali ile Veli'nin ders çalışma süreleri, yöntemleri bile, hangi derse ne kadar süre ayırdıkları bile aynı olmaları. Ve Ali ve Veli, takdir edersiniz ki, aynı yaşta oldukları için aynı sınava giriyorlar. Aynı zaman aralığında, aynı yıl giriyorlar derken sınav geliyor, çatıyor arkadaşlarım. Ve sınav sonucunda bir öğrencimiz, Ali'miz başarısız olurken Veli'miz başarılı oluyor. Yani yüzü gülen taraf burada Veli, ağlayan taraf Ali. Peki sizce bu kadar ortak özelliğe sahip olmalarına rağmen, tamamen aynı şartlarda ders çalışmalarına rağmen, neden Veli başarılı oluyor da Ali başarısız oluyor? Neden olabilir? Sizin de mutlaka kendi hayatınızda aynı kursa yazıldığınız, çok sevdiğiniz, kendinize benzettiğiniz, aynı hedeflerle omuz omuza, kol kola yola çıktığınız arkadaşlarınız vardır. Belki siz de onları elediniz, belki onlar sizi eledi. Peki bu nasıl oluyor arkadaşlar? Ya da neden oluyor? Anlama kapasitesi farklı diyen var, öğrenme yöntemi farklı diyen var, hafıza modeli, verimli çalışma yöntemi, farklı zeka ve öğren. Harikasınız, hepiniz çok güzel noktalara değindiniz, çok haklısınız. Ve Ali Veli gibi çok çalışıyor, evet, ama boşuna çalışıyor arkadaşlar. Ali başarısız oluyor çünkü sizlerin de dediği gibi kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmıyor. O yüzden bizim buradan çıkaracağımız ders ne arkadaşlar? Asla unutmamalıyız. Her öğrenci mutlaka öğrenir ama herkes farklı öğrenir. Bakın bu seminerde bile arkadaşlar, onlarca kişi şu an seminerde beni dinliyor. Belki aynı meslektesin, aynı yaştasın, aynı yerde yaşıyorsun, aynı yere atanmak istiyorsun. Hedefin bile belki aynı ama senin çalışma stilinle rakibinin çalışma stili asla aynı olamaz. İkiniz aynı kişi değilsiniz. Bilişsel süreciniz aynı değil. Günlük sorumluluğunuz desen aynı değil. Belki biriniz evli, biriniz bekar. Belki biriniz ikinci üniversiteyi okuyor, formasyon alıyor, staja gidiyor, işe gidiyor, ücretli öğretmenlik yapıyor. Bunlar bile farklılaştırır. O yüzden bir başkasının programını takip etmektense kendimizi tanımamız birinci kural. Verimli nasıl ders çalışılır? Bir, kendini tanırsan verimli ders çalışırsın. O yüzden mutlaka seminerime katılan öğrencilerim, karşınıza analiz testlerimiz gelmiştir. İçinizde çözenler olduğunu biliyorum. Ama çözmeyenlerin ilk ödevi bu olsun, ilk görevi bu olsun. Tekuzem sistemine girin, kendi kullanıcı adınız ve şifrenizde, ve oradaki eğitim analizlerimizi, bu seminere katıldığınız için çözme hakkınız var arkadaşlar. Analize katılabileceksiniz. Analizi tamamladığınızda da kendi öğrenme yapınızı keşfedeceksiniz. Belki de bugüne kadar hiç kendinizde farkındalık yaratmadığınız, ben böyle miymişim, ya da benim sorunum bu muymuş, benim iyileştirilmesi gereken özelliğim bu muymuş diyebileceğiniz bütün özellikler tek tek çıkıyor. Çözenler ne demek istediğimi anladı bile. Mesela burada kayıtlı bir öğrencimiz karşınızda, Ayla, Tekuzem'in kayıtlı öğrencisi, eğitim analizlerini çözdü ve karşınızda Ayla'nın öğrenme kimliği var. Mesela bu kimliğe baktığımızda bir 10 saniye herkes dikkatini verip baksın, hangi özellikler acaba sizin dikkatinizi çekecek? Bir bakın şöyle. Hangi özellikler sizce bu öğrencide daha iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken özellikler, ya da hangi özellikler gerçekten çok başarılı, güzel özellikler? Mantıksal baktığımızda bence aynı noktaları görebileceğiz diye düşünüyorum. Evet Duygu hocam, unutma hızı. Stres, aynen öyle arkadaşlar. Kırmızı rengi neyi ifade eder?
Her renk bir enerjidir. Benim renklerle aram çok iyidir bu arada. Renkleri çok severim. Renkli de bir kişiliğim var. Kırmızı her zaman alarm rengidir. Harekete geçirici bir renktir. O yüzden biz analizimizde kırmızıyla vurguladığımız özellikleri öğrenciye diyoruz ki bu özelliğini iyileştir, geliştir ya da bu özelliğine uygun hareket et. Mesela Ayla'ya biz dedik ki arkadaşlar, Ayla senin unutma süren yüksek. Yani sen çabuk unutan bir zihne sahipsin. O yüzden sık tekrar yapmalısın. Ve bizim sistemimizde kayıtlı bir öğrenci olduğu için yapay zeka eğitim modeli Ayla'ya unutma hızına göre tekrar periyotları oluşturdu. Ya da Ayla senin öğrenme hızın yüksek, çok güzel. Yeşil nedir? Huzur rengidir, onay rengidir. Yeşil güzel bir renktir. Daha dinginlik rengidir ve yeşil olması gerekeni temsil eder. O yüzden Ayla'nın öğrenme hızı yüksek ama unutma hızı da yüksek. Çabuk öğreniyor, çabuk unutuyor. Unutmamak için sürekli sık sık tekrar yapacak. Ya da Ayla'nın stresi çok yüksek. Belki de verimsiz ders çalıştığı için stresi yüksek. Evet, atama yeşili. Aynen öyle Evin Hocam. O yüzden arkadaşlar, kendinizi tanımadan lütfen kalan süreyi değerlendirmeyin. Bugünler dediğim gibi çok önemli. Tam böyle netleri arşa çıkaracağınız, tam gaza basacağınız tabiri caizse günler. Lütfen yoruldum, bunaldım, olmuyor. İşte hocam haberler moralimi bozdu, o moralimi bozdu, bu moralimi bozdu. Bunlara kulaklarımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Biz sadece hedefimize odaklanıyoruz. Çok az bir zamanımız kaldı. Sınavdan sonra pişman olmamak için bu günleri sınav için hibe edeceğiz. Başka çaremiz yok. Geliyorum çalışma türlerine. Şimdi seminer başında ben ne söyledim? Ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözmen gerektiğini belki de bilmiyorsun. Belki de full bildiğin konudan da bilmediğin konudan da çat soru çözüyorsun. Bu doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Doğru yöntem ne? Seviyene göre çalışman. Peki aranızda dersler seviyesinin hangi seviye olduğunu bilen var mı? Hocam ben ölçtüm kendimi, falanca derste bu seviyedeyim, filanca derste bu seviyedeyim diyebiliyor musunuz? Bilenler söylesinler. Mesela hangi derste soru kaçırmam, hangi derste soru yapamam? Var mı böyle en iddialı olduğunuz ders? Matematikte iyiyim, tarihte seviye olarak iyiyim ama coğrafyada çok zorluyor. Bak güzel, en azından arkadaşlar az da olsa bir farkındalığınız var. Bu beni çok sevindiriyor. Ama bu yeterli değil. Sizin direkt nokta atışı çat. Türkçe'de başlangıçtayım, coğrafyada ortadayım, matematikte ilerideyim gibi bütün sorumluluklarınızı bilmeniz gerekiyor. Mesela ÖABT öğrencilerim, kıymetli hocalarım, sizlerin işleri daha zor. Neden daha zor? 3 sınava giriyorsun. 3 sınavda da onlarca ders var. Ve her derste seviyen aynı değil. Belki bir derste seviyen, bak tabloya bak. Çok tatlı bir bebek bu. Tabloya bak. İleri seviyede ne diyor? Alıştırma soru çözümü diyor. Eğer bir derste ileri seviyeye geldiysen konuyla işin yok. Gidip soru çözeceksin. Ama bir derste hala temel seviyedeysen ön hazırlık yapacaksın. Bir derste orta seviyedeysen tekrar yapacaksın. Bir derste üst seviyedeysen zor soru çözeceksin. Anlaştık mı? Yani burada şöyle bir kaide yok arkadaşlar. Lütfen bu yanılgıya rakiplerinizin düştüğü gibi siz de düşmeyin. Şu an öğrenciler genelde ne yapıyor? Yana döne kamp hocam, kamp, kamp, kamp. Okey, kamp, gel, kamp bizde var. Tamam, kamp eğitimine senin kaydını alalım. Ama sen kampa hazır değilsin. Senin daha çalışılmamış onlarca konun var. Sen konuyu bilmeden soru çözemezsin. Mantıklı mı arkadaşlar? Söylediklerimi zihninizde kurgulayabiliyorsunuz değil mi? Kendinizi de katın bu senaryonun içine. Eğer hala konularda eksikliğiniz varsa hızlıca konularınızı tamamlamanız gereken zamana geldik artık. Bak uzun uzun demiyorum, hızlıca. Ama konu hakimiyeti olmadan çat, al en zor kaynağı, en pahalı, en popüler kaynağı, ben çözemiyorum.
Neden olabilir? Seviyene uygun çalışmadığın için. Şu an sesim geliyor mu arkadaşlar? Seste bir sorun olmaması lazım. Mikrofonumu biraz daha yaklaştırayım sizin için. Bir saniye. Böyle çok daha iyi olacak. Okey. O yüzden arkadaşlar şu anda ikinci göreviniz ne olacak? Bak bir kendini tanıyacaksın dedim. İkinci görevin ders seviyeni ne yap ne et ölç. Seviyene göre kalan 2 ayı belirle. Seviyene göre ön lisans öğrencilerim 3,5 ayınız var. 105 gün var. 105 günü seviyene göre çiz. Seviyen temel mi? Ona daha çok vakit ayır. O konu çok mu önemli? Sınavda çok mu soru geliyor? Daha çok vakit ayır. Senin bir sorun bu olsun. Bu yoldan gidersen başarılı olursun. Her derste seviyemiz farklı olduğu için hangi çalışmayı ne zaman yapmamız gerektiğini seviyemiz belirliyor ve bu çalışmayı yapabilirseniz yani eğer seviyenize uygun, öğrenme yapınıza uygun, programlı bir çalışma yapabilirseniz arkadaşlar çok iddialı söylüyorum ki öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir kalıpta soru kalmaz. Deneme Meryem Hocam üst aşamaya geldiğin konularda deneme çözebilirsin. Bak burada da bence bu ekranın görüntüsünü alın. Çat 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 alın ekran kaydını. Çünkü bu çok fazla bir yerde yani bizim dışımızda bulabileceğiniz bilgiler değil arkadaşlar. Bu sim yani bu bilgiler bizim patentimizde olan bilgiler ve biz öğrenmeyi parçalayan, aşamalandıran, garantileyen bir kurum olduğumuz için seviyeye uygun bir şekilde bir süreç ilerletiyoruz. Mine hocam o konularını bitirme hızına göre değişir. Eğer konularının mesela %60'ını %70'ini bitirdiysen şu anda bile girip deneme çözebilirsin. Sorun yok. Şimdi burada da arkadaşlar seviye belirleme sınavlarına girdikten sonra seviyenize göre hangi çalışmayı yapmanız gerektiği yazıyor. Yani senin eğer bir derste seviyen başlangıç seviyesinde çıktıysa konu anlatımı yapmak zorundasın. Çünkü senin seviyen bunu hak ediyor. Ama bir derste ileri seviyedeysen artık soru çözümü deneme yapabilirsin. Orta seviyedeysen tekrar soru çözümü yapabilirsin. Ekranda zaten ekran kaydı aldınız. Seminer sonrası detaylı girin, inceleyin. Yani okuduğunuzda anlayacaksınız. Çünkü nasıl, hangi kaynaklardan, nelerden, hangi şekilde yapmanız gerektiğini de açıklama kısmına yazdım. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Çalışma türlü programınıza eklemeniz sadece yeterli değil. Çünkü bazen zamanımız çok az kaldığında enerjimizi en yüksek yere, en getirisi bize sağlam olan, fazla olan yere ayırmak zorunda kalabiliriz. Gireceğiniz sınavda 5 ders var gibi görünüyor olabilir ama tam 64 tane konu var. 64 öğreneceğin yeni bilgi var. Belki sen bu 64'ün 20'sini biliyorsun. 44'ünü bilmiyorsun. Belki 30'unu biliyorsun, 34'ünü bilmiyorsun. Belki hiçbirini bilmiyorsun. Belki hepsini biliyorsun. Bunu bir ölçmen lazım. Ölçtükten sonra da arkadaşlar bakın burada bir ekran kaydı aldım. Burada ne anlatmak istiyor olabilirim? Şöyle bir 10 saniye bakın. Diyorum ki matematik dersi problemler matematiğin bir konusu. Ve konu puanı 6,91. Konu puanının ne demek olduğunu bilen var mı? Konu puanı ne olabilir arkadaşlar? Aynen öyle Duygu hocam. Konu puanı o konunun sınavda çıkan soru sayısı. Yani bazı konuların konu puanı çok yüksektir, daha çok soru gelir. Bazı konuların konu puanı daha düşüktür arkadaşlar, daha az soru gelir. Mesela tarihte İslamiyet öncesi Türk tarihiyle Osmanlı siyasi işte kültür medeniyetlerini düşün. Birinden bir soru geliyor, birinden 8 soru geliyor. Ama sen ikisine de aynı emeği veriyorsun, doğru mu bu? Sizce bu yöntem doğru mu? Aynı zamana aynı enerjiyi vermemiz gerekiyor mu? Az soru gelen yere de çok soru gelen yere de. Hayır, değil mi arkadaşlar? Hele sınava 2 ay varken bunu istesem de yapamam, öyle değil mi?
Zamanım yok ki, yapamam. Benim zamanım çok kıymetli. Sınava çok az kaldı. Ben tabii ki de gideceğim, soru sayısı yüksek olan yerleri çalışacağım. Var mı başka bir çarem? Yok. Doğru stratejiyi yapanlar sınavda başarılı oluyor. Ama belki de arkadaşlar siz bu seminere girene kadar hangi konudan kaç soru geldiğini bile bilmiyor olabilirsiniz. Çok normal. Ben de ezbere bilmiyorum. Ben de yapay zeka sisteminden, kendi eğitim sistemimizden kopya çektim. Hatta bu da direkt onun ekran kaydını aldım. Mesela diyor ki matematikten problemler çalışacaksın diyor. 718 dakika çalışacaksın diyor. Neden? Konu anlatımı seviyesindeysin diyor. Yani ben kaçıncı basamaktayım buradaki tabloya göre? Konu anlatımı kaçıncı basamak? İki. Başlangıçta olduğum için konu anlatımı çalışacağım. 718 dakika çalışacağım. 6,91 puanı alacağım, cebime koyacağım. Okey, çok güzel. Peki onun altında başka bir konu var. Türkçe. Paragraf. 7,5 puan, bak daha fazla, problemlerden daha önemli bir konu. 106 dakika çalışacağım. Neden? Yapacağım çalışma ne diyor? Tekrar. Yani ben Türkçe'de hangi seviyedeyim? Tekrar burada nerede? 3. Orta seviyedeyim. Değil mi? O yüzden diyorum seviyelerinizi ölçün. Seviyeniz sizin hangi derse kaç dakika çalışacağınızı bile belirliyor arkadaşlar. O yüzden ben olsam, eğer vaktim az olsa problemler yerine paragrafı çalışırım. 106 dakikada 7,5 puanı cebime koyarım. Bay bay der giderim. Mantıksal baktığımda. Ve düşünün ki arkadaşlar sınavda bunun gibi 64 konu var. Bir sürü işte tarihin 18 tane ünitesi var. Bilmem kaç tane alt konusu var. Hepsini bilmeniz çok zor. Hepsinden kaç soru geldiğini bilmeniz, kaç dakika çalışmanız gerektiğini bilmeniz, hangi seviyede olduğunuzu bilmeniz çok zor. Ama biz bunu yapıyoruz arkadaşlar kendi kayıtlı öğrencilerimizle. Direkt kayıtlarını alır almaz her dersin her konusundan ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarını alıyoruz. Seviyesine göre tıpkı burada gördüğünüz gibi programını hazırlıyoruz. Programında da öğrenci o konuyu çalıştığında kaç puan alabileceğini görüyor. Bunu bilerek çalışıyor. Yani puanı yüksek olan konuları önceliklendiriyoruz. Tıpkı olması gerektiği gibi. Peki, şimdi verdiğim örnek biraz pekişsin istiyorum bak. Buradaki örneği hepimiz anladık. Alma verme dengesi. Daha az vereceğim, daha çok alacağım. Amacım bu. Neden zamanım az? Neden kazanmak istiyorum? Neden istekliyim ve enerjiyim? Değil mi? Hemfikir miyiz bu noktada? Çok güzel. Peki sadece bir konuyu seçmeniz gerekseydi arkadaşlar, alttaki iki konudan hangisini seçerdiniz ve neden onu seçerdiniz? Sebebiyle birlikte bekliyorum yanıtları. Paragrafın anlatım biçimlerini mi seçerdiniz? Paragrafın yapısını mı seçerdiniz? Sizce hangisi daha karlı? Aynen öyle. Bak sadece daha çok puan alacağım değil, süreye bak. Çalışma süresi daha az. Yani daha az çalışacağım, daha çok puan alacağım. Peki sizin önünüzde arkadaşlar bütün 64 konu için böyle bir tablo olsaydı dönem başından bu yana kazanabilir miydiniz sınavı? İşiniz kolaylaşır mıydı? Bence çok kolaylaşırdı. Aynen öyle. İşte diyorum ki şu an geç kalmadınız. Şu an hala 2 ay var lisansa, 3-3,5 ay var ön lisansa, 4 ay var KPSS liseye. Şu an geç değil arkadaşlar. Zararın neresinden dönseniz kârdır. Şu andan itibaren böyle bir sisteme dahil olduğunuzda bütün konuların çalışma süresi
getireceği puan hepsi çat karşınıza gelecek. Seç, yüksek olanı gir, çalış, gir, çalış, gir, çalış. Hatta yapay zeka sistemi senin unutma hızını da ölçecek ve tekrar edeceğin zamanlarda otomatik o çalışmayı karşına getirecek. Yani sen şununla da uğraşmayacaksın. Ay hocam tekrar edecektim, unuttum, tekrar edemeyeceğim, böyle bir kaygın da yok. Mine hocam, bu sisteme kayıt olan öğrenciler dahil olabiliyor. Peki şimdi artık öğrenme yapımızı keşfettik. Derslerdeki seviyemizi analiz ettik. Hangi derste hangi türden bir çalışma yapacağımıza karar verdik diyelim. Şu an kendinize bir ders çalışma programı hazırlasanız, bu programda neler olmazsa olmaz. Aynen öyle Duygu hocam. Şu an çok önemli bir zamandayız. Hadi herkesten birer madde bekliyorum. Neler olmazsa olmaz. Bir, programı verimli olmalı. Doğru mu? Evet. İki, seviyeni bilmelisin ve seviyene uygun program hazırlamalısın. Üç, sürdürülebilir olmalı. Yani şunu istemiyorum arkadaşlar. Birçoğunuzun bunu kendi çalışmalarında yaptığını biliyorum ve duyuyorum, şahit oluyorum. Bir gün çalışıyorsun verimli, üç gün çalışma yok. Hadi geçmiş olsun. Hayır. Sürdürülebilir bir program olmadığı sürece o program sizi başarıya kesinlikle ulaştırmaz. 4. Öz disiplin seviyenize uygun olmalı. Yani molalarınızı, aralarınızı, off günlerinizi kendinize göre belirlemelisiniz. Aynen öyle. Size özel olacak Duygu hocam. 5. Sonuçlarınızı ölçebiliyor olmanız gerekiyor. Kara düzen, gözümü kararttım, hadi bismillah dedim, çalıştım. Nereye gidersem değil, durup ne öğrendim, ne öğrenemedim. Bunu ölçmen ve yeni aksiyon alman gerekiyorsa yeni aksiyon alman gerekiyor. Yani kontrollü güç, anlatabildim mi? Ve sürekliliği devam ediyor olmalı. En önemlisi öğrenme yapınızı bilmelisiniz. Öğrenme yapınıza uygun olmalı ve kıymetli öğrencilerim, siz biriciksiniz, teksiniz, her biriniz özel ve çok kıymetlisiniz. Tabii ki programınız size özel olmalı. Kişiye özel bir program olmalı. Ve unutmayın dostlarım, şu an başvurular zaten başladı. Hatta geç başvuru tarihine neredeyse gireceğiz. Lisans için söylüyorum. En son bu sınav lisans merkezi atama P3 puanıyla atanan branşlar için söylüyorum. 2022'de yapıldı. Ön lisans ve lise zaten 2022'de yapıldı. Onlar 2 yılda bir yapılıyor. Ve en sonki verilerde ortalama 1,5 milyona yakın lisans adayıyla yarıştınız. 1 milyon 159 bin küsür ön lisans adayı, neredeyse 1 milyona yakın da KPSS lise adayı bu sınava girdi. Yani rakiplerimiz milyonlarca kişi. 2024 çift yılında, yani şu an 2 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra gireceğimiz KPSS sınavlarında, sınava giren aday sayılarında çok ciddi bir artış bekliyoruz arkadaşlar. Ve ayrıca açıklanan son duruma göre, bak burası önemli. Burada lütfen herkesin kulağı bende olsun. Çünkü özel öğrenci görüşmelerimde de en çok sorduğunuz soru, hocam haberler moralimi bozdu. Tasarrufmuş, oymuş, buymuş, direkt mod olarak çat düştünüz arkadaşlar. Ayrıca açıklanan son duruma göre memur alımları azalacağı için atanmanız, evet zorlaştı mı zorlaştı. Bunu zaten kabul ediyoruz. Mesela eskiden 80 puan bana yeter hocam, ben 80 alayım kendimi kurtarıyorum dediğiniz bir bölümde artık belki de 90 almalısınız. Yani iş ciddileşti. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Motivasyonunuz düşsün, vazgeçin, ben kazanamıyorum, gel sen kazan. Bunun için söylemiyorum. Sizin vazgeçmeniz arkadaşlar rakiplerinizin işini kolaylaştırır. Aynı şekilde onların vazgeçmesi de sizin işinizi kolaylaştırır. Unutmayın, ne kadar az alım olursa olsun sonuçta birileri alınacak. Ben isterim ki o birileri buradaki birileri olsun. Kendinize bunu layık görün arkadaşlar. Birileri atanacak, birileri bu koltuğa oturacak. Az da olsa bu mutluluğu birileri yaşayacak. Neden vazgeçiyorsun? Ya da neden gözünde imkansızlaşıyor? 80 yerine 90 puan almak için uğraşacaksın. Bunu yapacaksın. Eğer çok istiyorsan
zaten yaparsın. Hiçbir zaman imkansız değil atanmak. Belki de açılan o kontenjana dediğim gibi sizler atanacaksınız, sizler yerleşeceksiniz. En son duyduğum habere göre en fazla 8 bin öğretmen emekli olur denildi. Boşa kürek çekiyormuşum gibi hissettiriyor. Eyün Hocam 2023 yılında 23 bin küsür öğretmen emekli oldu. 20 bin alım yapıldı, öyle düşün. 8 bin değil, ben de 23 bin olarak biliyorum. O yüzden kıymetli arkadaşlarım, kesinlikle bakın yüzüp yüzüp kuyruğa gelmişken ister yarıla, bitir, başla, önemli değil. Şu an alacağın karar, şu an kendine yapacağın yatırım seni gelecekte mutlu edecek. Öyle düşün. Kendinize güvenin. Kesinlikle hazırlık sürecinizi ertelemeyin. Bakın asla şunu duymak istemiyorum. Hocam işte 25'e hazırlanırım, 26'ya hazırlanırım. Ya daha önündeki sınavı halledemedin ki 25'i 26'yı niye düşünüyorsun? Neden? Bunu başaramayacağına inanan bir öğrenci 25 gelince onda da aynı bahaneler olacak. Daha zor olacak belki, daha imkansız olacak. Öyle düşünün. Bu sene sizin seneniz olsun. O yüzden ertelemeyin. Kesinlikle. Ve lütfen çalışmalarınızı verimli hale getirin. Verimli bir şekilde ders çalışın. Seviyenizi ölçün. Seviyenize göre ders çalışmayı asla unutmayın. Hayatınızı, geleceğinizi riske atmayın. Böyle tırnaklarımızla gerekirse kazıyacağız arkadaşlar. Durum bu kadar zorlaştıysa biz de zoru başaracağız. Çünkü biz bunu yapabiliriz. Ve bu yıl atanıyor muyuz arkadaşlar? Bu tayfa bu yıl atanacak mı? Evet, hala kayıtlar devam ediyor. Bilgi aktaracağım. Bu yıl bu seminerdeki herkes atanıyor mu? El atarsanız bir şansım olacak gibi. Duygu Hocam, el atmak değil, direkt süreci devre alacağız. Merak etmeyin. Tabii ki Allah izin verirse bizim de çalışmalarımızla, gayretimizle, güzel enerjimizle, sınavı tanımamızla, doğru programla mümkün. Ben hepinizin atanacağını düşünüyorum. Ve eğer buraya kadar verdiğim bilgilerde sizin kendinizin tek başına yapamadığı, yapamayacağı, çözemeyeceği yerler olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar, biz bu saydığımız özelliklerin tamamını akıllı sistemimize dahil ettik. Yani eğer bize güvenir, sürecinizde bizi yol arkadaşı olarak görür, kurslarımıza kayıt olur, kalan zamanı tek özemli iç içe, el ele, kol kola, yan yana, omuz omuza geçirirseniz biz size verimli de ders çalıştırtacağız. Seviyenize göre de ders çalıştırtacağız. Öğrenme yapınıza göre de, konuların önceliklendirmesine göre de, en çok sorunun geldiği konuları daha da öncelikli çalıştırarak da, seviyenize göre de, günlük sorumluluklarınıza göre de özel bir programla kalan zamanı dolu dolu geçirmenizi sağlayacağız arkadaşlar. Ve eğer kurslarımıza kayıt olmak isterseniz de bu seminere özel %50'ye varan indirimlerle kayıt alıyoruz. Şimdi Muhammed Hocam'dan, teknik birimimizden, sistem yöneticimizden kayıt olmak isteyen öğrenciler, bu %50'lik indirimi kullanmak isteyen öğrencilerim için bir link paylaşmasını rica edeceğim. Linke tıklayan öğrencilerimi birebir ben arayacağım. Benim yetişemediğim kısımlarda diğer öğrenci koçlarım da yardımcı olacaklar, arayacaklar. Muhammed Hocam, beni duyuyor musun? Link paylaşımını bekliyorum. Mine Hocam, derslerin yarımsa ön lisansta bizim sıfırdan başlayan kursumuz var. Herkes sistem yöneticimizin ilettiği, gönderdiği linke tıklasın. Bu %50'lik indirimden faydalanmak için arkadaşlar bu linke tıklamanız gerekiyor. Konularınız bittiyse kamplarımız var. Konular bitmediyse konu anlatım eğitimlerimiz, artı kamplarımız var. Ön lisans için sıfırdan başlayan kurslarımız var. Yani siz neredeyseniz arkadaşlar biz oradayız. Sorun yok. Seviyenize göre onlarca kayıt olabileceğiniz kursumuz var. Ve şu an bu seminere özel bu kurslarda %50 indirim artı yapay zeka akıllı sistem hediye. Mülki Hocam, evet, çünkü sen kayıt olduğunda o kurs zaten başlamıştı, 15 Nisan. Sıfırdan başladı derken 15 Nisan'ı kastediyorum. Yani bir ay oldu daha. Şu an kayıt olan bir öğrenci aradaki farkı yapay zekanın programıyla otomatik kapatır. Çok teşekkür ederim Mine Hocam. Motive olman beni mutlu etti.
çok motive oldum. Var mı sorularınız? Fiyat ileteyim. Tabii ki de sistem önemli arkadaşlar. Bakın bu yapay zekanın günlük programı sizin seviyenize göre hazırlanıyor. Sibel Hocam hangi eğitime hazırlanıyorsunuz? Hangi sınava hazırlanıyorsunuz? Formatmayacağım. Analize direkt bildiğiniz alandan tekuzam.com sayfasından bulabilirsiniz. Formatacağım demedim. Seminer bitince arayacağız. Aynen öyle. KPSS orta öğretim, lise ve ön lisans eğitimleri indirimli tutarlar arkadaşlar. 3500 lira. Şu an lisans kurslarımız 1500 liraya kadar düştü. İkili paketlerimiz 2000, üçlü paketlerimiz 2500 lira. Bu söylediğim %50 indirimle. Detaylı bilgiyi zaten aradığımızda vereceğiz arkadaşlar. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik. Çok güzel. Liseden de girebilirsin, ön lisanstan da girebilirsin. Kayıt olmak için dediğim gibi linke tıklayın. %50 indirim hakkınız olacak. İndirim yarın 18'e kadar geçerli dostlarım. Eğer sorularınız yoksa ben kaçıyorum. İbrahim Hocam, yani seviyeni bilmeden bunun yanıtını veremem. Çok fazla yöntem var. Mülkiye Hocam kalp. Sizin kaydınızı da zaten ben almıştım. Çok teşekkür ediyorum. Işıl Hocam yaz WhatsApp'tan. Çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu yıl sizin yılınız olur. Güzel katılımınız beni çok mutlu etti, çok motive etti. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın ve en önemlisi esen kalın arkadaşlar. Hepinize kalp gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Sizler de kendinize çok çok iyi bakın.